Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nihayet sayfamızı açtık. E-ticaret sayfamızı. Logomuz Ravza Sukulent Kaktüs. RavzaSukulentKaktüs.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Ürünlerimize oradan ulaşabilirsiniz. Sizin için de bizim için de hayırlı olsun diyorum inşallah. Kısaca hemen size biraz bilgi vermek istiyorum. Önce fidelerden, yani 104'lüde yetiştirdiğimiz, hatta bir çoğunda beraber diktiğimiz fidelerden başlamak istiyorum. Şurada hemen gösterelim size. Fide size şu şekilde gelecek arkadaşlar. Size sadece bunu saksısından, küçücük saksısından çıkarıp dikmek kalıyor. Fide köklenmiş gelecek size. Herhangi bir kök problemi yaşamayacaksınız. Buradan ürünlerin çıkışları tamamen benim, yani gözetimim altında olacak. İnşallah. Şu şekilde ürünler size gelecek. Size sadece bunu dikeceksiniz. Burada şimdi iç mekan, sukulent, kaktüs, değişik çeşitler var. Onun için pek ayrıntıya girmek istemiyorum. 104'lüde aldığınız fideler size inanın hep bu şekilde gelecek. O yönde gönlünüz rahat olsun. Yani köklenmeden herhangi bir ürün buradan çıkmayacak. Onun size garantisini verebilirim. Herkes soruyordu Bangkoklu'ya. Bangkoklu'nun da fidesini yaptık. Bunun da gönderimini yapabiliriz. Arkadaşlar sayfaya girip oradan bize ne ise, yani biz, yani lazım olan veya elimizdeki sukulent veya çeşitli fidelerden bize ulaşabilirler. Ben size kısaca şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizin için artı bir de dikim toprağı hazırladık arkadaşlar. Hem burada bizim kendi kullandığımız toprak, dikim yaptığımız toprak yani. Buna siz çelikleme de yapabilirsiniz. Yani fide de çoğaltmak isteyen arkadaşlar buna çelikleme de yapabilir. Sukulent ve kaktüsü direkt bu toprağa da dikebilir. Artı salon bitkisini de dikebilir. Menekşe için de kullanılabilir. Onu söyleyeyim. Her zaman zaten bunu daha önceki videolarda göstermiştik sizlere. Ben yine de burada bir hatırlatmak istiyorum. Toprağın içeriğine oradan bakabilirsiniz merak eden arkadaşlar. Herhangi bir fideyi alıyorum şöyle. Burada da mesela birkaç çeşit daha fidemiz var. Onları ön tarafa alamadım. Sizin yapmanız gereken sadece bunu bundan çıkarıp dikeceğiniz saksıya toprağı doldurup bu şekilde dibindeki toprak hizasına kadar şu şekilde dikip bırakacağınız, can suyunu vereceğiniz arkadaşlar. Olay bu. Bu kadar basit. Buradaki kökü kesinlikle sakın ha parçalamayın arkadaşlar. Bizim emeğimize de yazık, size de yazık. Öyle söyleyelim. Bunu da alalım kenara şöyle. 5,5'luk saksıda ki sukulentlerden şöyle biraz göstermek istiyorum size. Modellerimizi bizim şu an elimizde hali hazırda yetişmiş ürünlerden size bunlardan, zaten merak eden arkadaşlar oradan girecek bakacaklar. Bunlar 5,5'luk saksıda, yalnız şöyle anlamayın, mix değildir bu. Çeşitlerden getirdim size. 61 çeşit var şu anda elimde benim yetiştirdiğim burada. Kendi ürünlerinden tabii ki size mümkün mertebe göndereceğim. Kendi yetiştirdiğim ürünler bunlar. Bunlar da aynı şekilde, herhangi bir şey söylememe zaten gerek yok. Hepsi gayet sağlıklı, köklenmiş. Bu şekilde size gelecek. Bakımlarını zaten birçoğunu ben YouTube'da anlattım. Anlatmadığım varsa, sizin merak ettiğiniz varsa zaten bana oradan ulaşabilirsiniz. O şekilde onlara tekrardan video çekebiliriz. Bu 20'li bir çeşitti. Bu 20'li viyol başka bir çeşidim. Buradan da işte arkadaşlar beğendiğiniz varsa oradan sayfadan seçip size biz burada ulaştırabiliriz. Bir de şurada bir çeşit daha var. Yani şu an işte 20 viyola dizildiği zaman hepsi tek tek görünemiyor. Ama merak eden arkadaşlar dediğim gibi sayfamızdan RavzaSukulentKaktüs.com'dan bize ulaşabilirler. Bize en çok sorulan şu soruydu. Tesbih sukulenti aldım örnek. Arkadaşlar soruyor. Tesbih sukulenti aldım. Üzeri işte gayet doluydu. Zamanla işte suladıkça şu öyle oldu, böyle oldu. Şu an
üstü tamamen görünüyor. Bu neden oluyor diye. Arkadaşlar bunun tek sebebini söylüyorum size. Hatta benim için iki sebebi var. Birinci sebebi dikim yaptığınız toprak şimdi şöyle şunu da söyleyeyim. Tesbih sukulenti neydi? Biraz suyu seviyordu. Yani biraz nemli toprağı seviyordu. Ama eğer nem oranını ya da şöyle söyleyeyim içine karıştırdığınız mil ve bahçe toprağı mı artık ne karıştırıyorsanız eğer o toprak oranı fazla olursa bu sefer çok su tutuyor. Çok su tuttuğu için de şu toprağa değen taneler buradan çürümeye başlıyor. Bu çürüdüğü zaman bunu da çürütüyor. Çürüte çürüte öyle burası o zaman komple açılıyor. Sadece şuralar kalıyor. Peki nasıl bir toprak olması gerekiyor? Bizim size hazırladığımız toprak zaten bütün sukulentlere uygun olduğu için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınıza garanti verebilirim. Sadece sulamalara yani bir de şöyle arkadaşlar. Yani içeri mi dışarı mı güneş mi direkt güneş mi yarı gölge mi yarı güneş mi onlar çok önemli zaten biliyorsunuz onu. Her videolarda sürekli üstüne basa basa anlattık. Toprağınız eğer iyi olsa sukulente bir şey olmaz. Tesbih sukulentinden bahsediyorum. Eğer mil oranını veya işte su tutucu oranı her ne karıştırıyorsanız o fazla olursa bu sefer çürüme yapar. İkinci bir sebebi tesbih sukulentini üstten suladığınız zaman kesinlikle şu an hava çok rüzgarlı. Böyle olması gerekiyor. Yani ısladığınız zaman hava akımıyla kuruması gerekiyor arkadaşlar. Eğer evin içinde olup kendi kendine kuruyorsa o zaman o da çürüme yaptırıyor. Bu sefer havasızlıktan çürüyor. Tesbih sukulentini ne yapıyorduk? Kışın içeri alıyorduk. Haftada bir kez su veriyorduk. Yazın dışarıya koyuyorduk. Yani açık havaya koyuyorduk ama güneş görmeyen yere koyuyoruz. Yani gölge olan bir yere koyuyoruz. Dışarı çıkardıktan zaten korkmayın düzenli sulayın hava akımıyla. Çünkü yani 3 günde bir, 2 günde bir düzenli sulayın. Korkmayın kesinlikle bir zarar gelmez. Peki öyle olan bir sukulentimizde ne yapmamız gerekiyor? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Eğer ki yani şu dal kısmı şöyle göstereyim hatta. Eğer şu dal kısmı kökünün yere geçtiği yere kadar bütün taneleri boşalmış, şuradan aşağı sarkan yeri kalmışsa sadece, yani şurasından aşağı tane var, şuradan öteye şu toprak girişine kadar hiç tane kalmamış. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben olsam şöyle yaparım. Kök dibinden tamamen keserim onu. Şurada sağlıklı olan dalları daha önce dikmiştik beraberce. O dalları çelik boyu yapar. Saksının içine veya boş olan yerlere tekrardan dikerim. O zaten bir ayda orada hızlıca köklenecek. Dışarıda koyabilirsiniz bu ayda ama bak yine söylüyorum güneş görmeyen yere. Bu şekilde bunu da aktarmış olalım. Arkadaşlar dediğim gibi fazla vaktinizi almayacağım. E-ticaret sayfamız budur. ravzasukulentkaktüs.com bize buradan ulaşabilirsiniz. Sizin için de bizim için de hayırlı olsun. Bundan sonra düzenli videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Çünkü şu işlerle uğraşıyorduk. Bir de zaten burada bizim kendince yeterince işimiz var. Bu işler bizim bilmediğimiz işler. İlk defa yapıyoruz bu işleri. Onun için biraz zor oluyor. Dediğim gibi sizin için de bizim için de hayırlı olsun inşallah. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir de biz bu sayfada fiyatlarımızı gerçekten uygun yapmaya çalıştık. Hem sizin için hem bizim için bize rahatça ulaşın diye. Kargo ücretlerini de yani elimizden geldiği kadar uygun yapmaya çalıştık. Şu anlık PTT kargo ile çalışacağız. Bilginiz olsun. İleriye doğru artık su yolunu bulur diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.